Elsevit Eurasia fuarında çok sayıda teknoloji ve telekomünikasyon firması standlarını kurdu ve yeni ürünlerini tanıtıyor. Bu firmalardan biri Harvento Mini Takip Sistemleri firmasının genel müdürü Özer Hıncal ve bu sistemleri kullanan Arama Kurtarma Derneği Akut'un yönetim kurulu üyesi Yaşar Özen. Bugün konuklarımız 24 Ekonomi Müdürü Selçuk Geçer ağırlayacak konuklarımızı. Biz de hemen sözü Selçuk Geçer'e bırakalım. Evet Selçuk. Evet Remziye, İstanbul senin de söylediğin gibi birbirinden önemli toplantılara ve fuarlara bugünlerde ev sahipliği yapıyor. Şöyle kısaca bir gözden geçirirsek IMF ve Dünya Bankası toplantıları vardı. Daha oradan başımızı kaldıramadan bu kez kucağımıza Sebit düştü. Ve Sebit de tüm hızıyla burada devam ediyor. İlk günü çok üst düzeyde açılım gerçekleşti burada. Ardından da birbirinden önemli teknoloji firmaları burada görücüye çıkmış oldu. Diğer önemli bir nokta ise Ulaştırma Bakanı da şu anda içeride konuşma yapıyor. Cumhurbaşkanı açılışı gerçekleştirdi. İşte tüm bu ayrıntıların yanı sıra tabii teknoloji sevenler akın akın Sebit'e geliyorlar. Yeni teknolojiler nasıl gelişiyor, neler var, bunlarla ilgili neler yapılacak ve hayatımıza ne şekilde girecek konusunu bir anlamda tartışıyorlar. Biz de bugün iki konuğumuzla birlikte burada Sebit'i sizlere aktarmaya çalışacağız. İki ilginç konuk özellikle almak istedik. Takip sistemleri artık hayatımızda ama biz onları genelde araç takip sistemleri olarak gördük. Bunun yanına bir de kişi takip sistemleri eklenmeye başladı. Yani küçük çocuklarınızı ya da herhangi bir tanıdığınızı ya da yaşlıları bu sistemlerle takip etmek mümkün olacak. Daha ötesi aslında bir adım öteye geçtiğimizde İstanbul'un başının en çok sıkıştığı ve İstanbul'un sıkça gündeme geldiği konulardan birisi deprem meselesi. Deprem meselesinde ya da felaketler meselesinde kaybolan insanlar da ne yazık ki hayatımızın bir parçası olmaya başladı. İşte bunları da bu sistemlerle takip etmek mümkün olacak. Şimdi Arvento Genel Müdürü bizlerle birlikte Özer Hıncal ve yanında da Yaşar Özen yönetim kurulu üyesi olarak burada bulunuyor. Bir işbirliği yapıyorlar. Bu kişi takip sistemlerini kullanıyorlar ve böylece hayatımızı biraz daha kolaylaştıracaklar belki de diyelim. Ve hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Siz de hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk. Hemen bu sistemi biraz tanıyalım. İki tane önemli olay vardı. Bunları bir kez daha izleyicilerimize hatırlatalım. Bir, deprem ve sellerde kaybolan insanlar. Bunları bulmak sahiden çok zordu değil mi sizler için de, Akut için de. İkincisi de bir helikopter kazası geçirildi ve gerçekten Türkiye'nin önemli simalarından birisi uzun süre bulunamadı. Helikopterde belki takip sistemi olsaydı ya da kişide takip sistemi olsaydı çok daha kolay ulaşabilecekti. Belki de bu ölümler gerçekleşmeyecekti. Ne dersiniz? Sistemi bize bu şekilde de biraz tanıtmış olursunuz. Tabii ki çok haklısınız. O gün helikopterde sadece bu kadarcık bir cihaz olsaydı belki hiç o kadar aramalara gerek kalmadan biz nokta olarak tespitini yapıp belki de zamanında yardımı gönderebilecektik. Belki o zaman Akut o bölgeyi bulmak için bu kadar fazla zaman harcamak durumunda kalmayacaktı. Ama tabii bundan sonrasına bakmak lazım. Zaten uzun zamandır araç taksi sistemleri konusunda ürünler geliştiriyorduk. Bu konuda da epey iyi bir yerdeydik. Ülke olarak da iyi bir yerdeydik. Artık sistemler çok küçüldü. Yanımıza taşıyabileceğimiz boyutlarda oldu. Böyle bir cihazı cebimize koyduğumuz zaman artık internetten sizi, daha doğrusu bu cihazı nokta olarak nerede olduğunu, nerelere gittiğini takip edilebiliyor ve herhangi bir acil durumda da bir butona basarak yardım isteyebiliyorsunuz. Yanılma payı ne kadar bunun? Yanılma payı aslında teknik olarak söylenen hata payı 7 ile 10 metredir. Fakat bu tamamen nerede olduğunuzla doğru orantılı bir şeydir. Eğer çok açık bir alandaysanız bu hata payı 1 metrenin altına düşebilir. Çok binaların arasında biraz daha yarı kapalı mekanlarda olduğunuz zaman da 10 metre, 15 metre, 20 metre gibi bir şey olabilir. Ama arama kurtarma çalışmalarında tabii bunlar 7 metreler, 10 metreler çok ciddi hata payları değil. Tabii böyle bir sistemi de ilk çıkarttığımızda günümüz bugünlerde özellikle bu çocuk kaçırma olayları gibi şeyler çok fazla gündemde. Bizim zaten hedef kitlemiz arasında işte bakıma muhtaç hastalar, Alzheimer hastaları, çocuklar, güvenliği takip edilmesi gereken kişiler, evcil hayvanlar.
Ve hatta eşyalarımız, değerli eşyalarımız. Yani bir çantayı da bununla beraber takip edebiliriz böyle bir cihazla. Özellikle bu çocuk kaçırma meseleleri çok fazla gündeme gelmeye başladı. Hatta bir rakam var. 1078 tane çocuk kaybolmuş. Bu yıl içerisinde Türkiye'de. Bu da önemli bir kayıp. Ama yani küçük, evet alabilir miyim bir saniye? Yani küçük bir sistem ama yine de hani insanların üzerinde bulunabilecek bir şey bu. Değil mi? Evet. Yani bunun daha küçüğü belki bir çip gibi insanın üzerine de yerleştirilebilecek bir sistem geliştirmek mümkün değil mi? Çok doğru. Belki geliştirilebilir fakat en büyük problemimiz aslında batarya. Yani insanların üzerinde entegre edilecek bir şeydeki en büyük problemimiz aslında enerji. Aslında biz bu cihazı bugün belki yarısı kadar da küçük bir şey yapabilirdik. Fakat en azından bir gün sürekli operasyonda gidebilecek bir batarya ihtiyacı var. Onun için bugünkü teknolojiyle geldiği noktalar bunlar. Belki ilerleyen dönemlerde dediğiniz gibi çok küçük bir çip haline getirebiliriz. Ama bir şekilde enerji problemini çözmek gerekiyor. Peki. Bu arada tabii arama kurtarma işi özellikle depremle hayatımıza girdi. Akut olarak siz bizim depremle hayatımıza girmiş gibisiniz ama bütün arama kurtarma çalışmalarına varsınız değil mi? Yani deprem, sel, dağda kaybolma, bir takım bizim bilmediğimiz belki kazalar ve kaybolmalar. Burada işbirliği yapıyorsunuz. Nasıl bir işbirliği? Biraz daha akuttan bahsedelim tabii. Evet. Öncelikle kısaca bizim genel çerçevemiz anlamında bahsedeyim. Biz hep 99 depremiyle beraber depremle özdeşleştik ama deprem dışındaki bizim deprem operasyonlarımız operasyonumuzun yaklaşık %5'i. Onun dışında akutun ana faaliyet konusu dağ ve doğa koşullarında arama kurtarma. Ve bu alanda çalışan ekiplerimiz de hızla artıyor. 99'da bir sabahında bir ekipken bugün Türkiye'de 25 ayrı noktada operasyonel ekiplerimiz var. Bu ekipleri ve araçları takip edebilmek açısından da bu sistem bize çok büyük faydalar sağlayacak. Biz tabii beraberinde arama kurtarmanın da kendimizi geliştirirken bir yandan da olabildiğince bu alandaki teknolojiyi de takip etmeye çalışıyoruz. Bizim de bu firmayla ortak işbirliğimiz böyle bir arayışın sonucunda ortaya çıktı. Öncelikle firma tarafından bütün araçlarımıza araç takip sistemleri takılacak ve bütün akut araçlarını Türkiye'nin neresinde olursa olsun görebileceğiz. Bunun bir üst boyutu da demin elinizdeki küçük cihazlar olabilecek. Biz bu cihazlardan operasyonel personelimize dağıtacağız. Bizim faydalanacağımız alan da bu olacak. Yani herhangi bir arazi, en son örneğin bahsettiğinizde helikopter kazasında arazinin farklı noktalarında 3 ekibim çalıştı benim. Ekipteki her bir personelimin arazi üzerindekini yerini ben görebileceğim. Dolayısıyla yeni gelen bilgiler, yönlendirmeler ya da yeni yapılan çalışmalar doğrusunda araçlarımı ve personelimi, kişisel personelimi doğru yerlere daha hızlı bir şekilde yönlendirebilir. Bir de şimdi sizin asıl arama ve kurtarma diye iki tane göreviniz var değil mi? Esas önemli olan burada arama galiba. Yani bulma, bir şeyi bulma önce ondan sonra kurtarma. Bulamadığınız bir şeyi kurtarmanız mümkün değil çünkü helikopter kazasında. Bunu gördük zaten. Depremde de binalar çöktüğü zaman bulma kısmı daha uzun sürüyor. Ulaşma kısmı biraz daha kolay diye düşünüyorum ben en azından. Tabii sizin tecrübeleriniz daha fazla. Bir noktanın daha altını çizelim istiyorum. Yani bu sistemi herkesin taşıması sizin açınızdan avantaj mıdır? Sistemi birilerinin taşıması dışında sizin ekiplerinizin taşıması en azından planlama anlamında daha kolay bir sistem mi yaratacak? Onu da biraz değerlendirelim istiyorum. Şimdi ben bu anlamda bu cihazları özellikle kişisel ve araç takip sistemlerini taktığım zaman Türkiye'nin herhangi bir noktasındaki operasyondaki ekibimi istediğim noktadan, bilgisayar olan bir noktadan, doğru mu söylüyorum Özer Bey, görebileceğim. İstanbul merkezimden de operasyon merkezimden yönetim merkezimden de. Bu bize çok büyük bir ciddi bir avantaj sağlayacak. Tabii beraberinde bu türden teknolojinin çıkmasındaki en büyük ve yaygınlaşmasındaki konu da arama kurtarma üzerinde bulma anlamında çok ciddi faydalar sağlayacaktır. Örneğin en son bu sene yaşadığımız helikopter kazası, Uludağ'da kaybolan çocuğun nokta tespiti, burada geçen saatler günler var. Helikopter kazasında saatleri de geçti, günü de geçti. Dolayısıyla bu türden cihazların önemli kişiler, dağ doğa sporlarında uğraşan insanlar ya da belirli faaliyetler, özellikle doğada belirli faaliyetlerde bulunup kaybolma ihtimali olan çocuklar veya diğer kişiler üzerinde kullanılması arama kurtarma ekiplerine de diğer insanlara da çok ciddi faydalar sağlayacaklar. Peki. Sistem nasıl çalışıyor? Çok az da bir süremiz kaldı. Ve tabii hani ücret kısmı da önemli değil mi? Yani herkesin ulaşabileceği bir sistem midir bu?
Tabii. Şimdi sistemin genel çalışma prensibi şu. GPS uydularıyla bu cihazın bulunduğu lokasyon bilgisi sürekli tespit ediliyor ve bu bir sunucu bilgisayarlara aktarılıyor. Kişiler sadece bu cihazın bulunduğu yeri görmek için kendisine verilmiş bir kullanıcı şifreyle internetten giriyorlar. Bir sayfamız var, tracking.com diye. Bu sayfadan kullanıcı şifresini yazıp bu cihazın bulunduğu yeri anlık olarak görebiliyorlar. Yani kurulumu çok zor bir şey değil. Kurulum diye bir şey aslında zaten yok. Bir internet sayfasından kullanıcı şifreyle girip izleyebiliyorlar. Kullanımı son derece basit, bir eğitim gerektirmiyor. Fiyatı da 265 liralık bir ücretle sahip olabiliyorlar. Efendim çok teşekkür ediyorum sizlere değerli görüşlerinizden dolayı. Bu arada hemen buradan bir iki izlenim daha aktarmak istiyorum. Bu tip birçok ürün var burada. Biz de 24 olarak fuaye alanında bulunuyoruz. Yani fuarın tam kalbindeyiz şu anda. Ve buradan sizlere yayınlarımızı aktarmaya devam edeceğiz. Ama Sevinç Şatıroğlu bugün bu yenilikleri sizler için takip etti. Biz de bu yenilikleri sizlere aktaralım. Sevinç Şatıroğlu'nun gözüyle ve sözü de tekrar Remziye Demirkol'a bırakmış olalım.